Şimdi diyor ki ben vakfiyeye yönelik diyor bir açıklama yaptım. Şimdi değerlendirirken oradan sadece bir şeyi alıp onun üzerine gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yapılan açıklamalar, neyi kastettiği, topyekün, o günkü ortam hepsine bakmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü vakfiyelerin durumu, bunlarla ilgili biliyorsunuz tarihten gelen tanımlamalar, açıklamalar, tarihte bunların yeri üst üste koyduğunuzda bir anlam kazanıyor. O da bir anlamda ben vakfiyeye dayanarak bu açıklamayı yaptım. Burada ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kastetmedim. Böyle bir kastım da olamaz açıklamasını zaten net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Şimdi bu dedikten sonra yok kardeşim sen onu bunu kastettin diyerek bir rejim tartışması, anlamsız bir tartışmanın içine girmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi onun arkasından bir derginin ilafet ile ilgili biliyorsunuz bir kapağı daha Evet. dergi çıkmadan neredeyse kapağının piyasaya sürülmesi. Üst üste baktığında evdeki kullandığım cümleyi kullanacağım. Yani bunlar olunca dedim ki ya bırakın kardeşim dedim ya şu Ayasofya'nın ibadete açılmasını milletin burnundan getirmeyin diye kendi kendime bir cümle kullandım. Öyle. Açıkça söyleyeyim. Yani bırakın bu tartışmayı. Aynen şöyle söyledim. Milletin biliyorsunuz 350 bin insan akın akın Ayasofya'nın açılması için hiçbir çağrı olmadan pandemi sürecinde insanlar buraya katıldılar. Aynı kametle, aynı ezanla 350 bin insan o gün namaz kıldı. Dünya bunu izledi, Türkiye bunu izledi. Ve milletin bir özlemi vardı. Bu gerçekleşti. Yani bu tür tartışmalarla dedim içimden tam hatta ayağa kalkıp yani burnundan getirmeyin dememin sebebi buydu. Şimdi bunu şöyle okumak lazım hocam. Belli gruplar Türkiye'de rejim tartışması açmayı bir iş haline getirmişler gibi gözüküyor bana. Ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Peki bu grupları açar Türkiye mısınız? Açar Cumhuriyeti'nin mısınız bu rejiminin grupları? adı Yani şöyle bu grupları açar mısınız? Ben kastım. Açacağım. Tamam. Açacağım. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminin adı Cumhuriyet'tir. Ve bu Cumhuriyet'in dayandığı güç millet iradesidir. Türk milletinin iradesidir ve Türk milletidir. Bir zümre, bir grup, böyle birkaç kişi bunlar rejimi korumaz. Rejimi Türk milleti korur çünkü onundur. O şekilde bakmak gerekir. Ama 1950'den bu yana, Demokrat Parti döneminden bu yana sağ iktidarlar üzerinde sürekli bir rejim şüphesi. İşte bunlar karşı devrimci, rejimi değiştirecek. Yani bu tartışmalar hep yaşana geldi. Yani bunlar şöyle söyleyelim. Tarihin gerektiği noktada siyasetçiler, bu ülkede yönetime gelmiş insanlar, kurucular dahil olmak üzere bugüne kadar baktığımız zaman devlet zamanın ruhuna uygun kararlar alır. Ve zamanın ruhuna uygun kararlar belli dönemlerde değiştirilir. Bu diyelim ki ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü döneminde hiç değiştiren kural yok mudur? Baktığınız zaman bunun ne olduğunu görürsünüz. Peki bunu bir kavga aracı, rejim aracı mı yapılması gerekir? Hayır. Ama 1950'den sonra sağ iktidarlar bir iktidar imkanı yakaladıklarında hep bu olmuştur. Mesela en klasik, en bilineni söyleyeyim. İşte başörtüsü meselesi bir rejim meselesi olarak anlatılmıştır. Gündem olduğu için söylüyorum. Gündem olduğu için söylüyorum. Ve biz 40, 50, 60 yıldır bu sorunla uğraştık. Akademisyeni, gazetecisi, üniversitesi, yargısı, siyaseti, her şeyi toplumun önemli bir kesiminin böyle bir özelliği olmasına rağmen biz bunu tartıştık mı hocam? Tonlarca literatür ürettik değil mi? Sayılarca yargı kararları Siz çıkardık. Anayasa Mahkemesi kapılarına da gittik. tartışılması için aslında kıymetli bir başlık attınız aslında. Bunun üzerine biraz duracağım. Bu söylediğiniz tespitin üzerinden duracağım. Evet. Yani 50 yıllardan beri sağ iktidarlar söz konusu olduğunda bir rejim tartışması başlatmak gibi bir eğilimden bir tespit analiz yapıyorsunuz. Bu analizi de konuşmak lazım. Buyurun. Evet. Şimdi soruyorum. Milletin enerjisini 40-50 yıl gereksiz bir tartışmanın içinde rejim tartışması diye sundunuz değil mi? Aytuğ Bey de kongrede adaydı biliyorsunuz. Yani daha doğrusu aday adayıydı. Evet. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi oldu. Genel başkanın isteğiyle bir başörtülü hanımefendi parti meclisine aday gösterildi ve bugün parti meclisine girdi. Doğru mu?
Doğru. Peki rejim karşıtı bir harekete mi geçti Cumhuriyet Halk Partisi? Eğer değilse, bana göre değil. Bana göre değil. Hiç kimsenin kıyafeti, sakalı, şuyu, buyu bana göre değil. Giyimi değil. Bugüne kadar da değildi. Peki soruyorum. Şimdi mevcut Cumhuriyet Halk Partisi rejim karşıtı bir tutum mu almaya başladı? Yoksa 40-50 yıl bu milletin emeği boş yere, boş tartışmalarla mı geçirildi? İki tane soru var. Eğer birincisi, tamam biz bu pozisyona geçtik diyebilir. Değilse Türk milletinin tamamından, Türk milletinin enerjisini harcadıkları için özür dileme borçları vardır. Çünkü biz bu tartışmanın içinde yıllardır şey harcadık. Ne onun ismi? Enerji harcadık. Var mı itirazın? Bu sorunuzun yanıtını hemen alalım mı? Böyle olmadı mı? Bu sorunuzun... Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Hemen sorayım. Bir bitireyim. İnsicam bozulmasın diye söylüyorum. Buyurun. Bir grup var hocam, azınlık bir grup var. Bu azınlık grup kafasındaki ideolojik yapıyı Türkiye Cumhuriyeti zannediyor. Ve bunun sahibinin de kendi olduğunu zannediyor. Kafasındaki ideolojik saplantıları rejim diye Türk milletine satmaya çalışıyor. Bu son geldiğimiz nokta bunu gösteriyor. Yıllardır bunu yaptılar. O açıdan bu rejimin adı Cumhuriyet'tir. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Önderidir. Yanında arkadaşları vardır. Türk milleti bunun yanında durmuştur. Cumhuriyet'in dayanağı Türk milletidir. Ben 3 mayacılardan bahsederim genelde konferanslarda, onu da söylemek istiyorum. Anadolu'yu 3 mayalayanlardan. Birinci mayalayanlar, Türkler bu coğrafyaya geldikten sonraki süreçteki Ömer Lütfü Barkan'ın bahsettiği Anadolu'daki kolonizatör Türk dervişleri birinci mayacılardır. İkinci mayacılar Çanakkale'de ilk ortaya çıkarlar, Kurtuluş Savaşı ile devam ederler. Önderi de bunun içindedir. Tokatlı 15'i de bunun içindedir. Üçüncü mayacılar da hocam 15 Temmuz'da ortaya çıkmıştır. Öyle kalemle filan bu işler değildir. Bu mayacılar Cumhuriyet'in sahibi bunlardır. Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin, rejimin sahibi bunlardır. Onun için öyle küçük bir azınlık oturup kendi kafalarında bir cumhuriyet tanımı var. Bu cumhuriyet, böyle bir rejim var. En ufak alınan bir kararı söyleyeyim tek tek. Ezanın Türkçe okunması rejim sorunu olarak gösterildi. Ezan Türkçe okun, yani Türkçe diyorum, ne onun ismi, tekrar aslına döndürülmesi Demokrat Parti'nin ilk yılında. Peki Demokrat Parti'nin ilk yılında döndürülce rejim mi değişti? Rejim tartışması yaşadık hocam. Şimdi Batı'ya yapılan dış ziyaretlerin bazıları rejim sorunu olarak gösterildi. Diğer bir şey, 28 Şubat döneminde fabrika üretimi gösteriler hepimizin gözünün önüne gelsin. Bugün stüdyoda olan tüm dostlar, siz dahil, 28 Şubat'ı biliyoruz, 97 tarihini. Fabrika üretimi görüntüler her gün haberlerde aralıksız devam ediyordu. Rejim sorunu olarak sunuluyordu. Rejim mi değişti hocam? İki tartışma bizi oyalıyor. Bitireceğim hocam, iki tartışma. Ve bu Türkiye içinde çok tehlike, şöyle söylüyorum, anlamsız bir enerji bitirmesi veya harcaması olarak görüyorum. Türk milletini gereksiz işlerle oyalama olarak görüyorum. Bunlardan bir tanesi içeride rejim tartışmasıyla grupları karşı karşıya getirme, esas işten uzaklaşma. İki, içeride rejim, dışarıda da eksen mi kayıyor tartışması. Dikkat edin, dışarıda eksen mi kayıyor, içeride rejim mi tartışıyor? Bu tartışmalar bizim enerjimizi birbirimize boşaltma girişiminden başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son cümlem, zamanın ruhuna uygun bir şekilde devleti yönetenler karar alırlar. Başka devleti yönetenler zamanın ruhuna uygun bir şekilde o kararların bir kısmını değiştirirler. Örnek söyleyeyim, bir sistem değişikliğine gittik biz. 16 Nisan 2017 tarihinde. O zaman da biliyorsunuz rejim değişikliğinden bahsettiler bazı kişiler. Rejim değişiyor dediler. Ya Cumhuriyet halka dayanan bir rejim. Rejimle sistemin arasındaki o farklılığı göz önünde bulundurmayarak sadece kısır bir tartışmanın içinde bu işi sürdürmeye çalıştıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki.